Evet dayı, şimdi de çarpanlara ayırma konusunu işleyelim. Bu çarpanlara ayırma konusu dayı öğrencilerin sevmediği bir konu. Yani gerçekten benim de hiç sevmediğim bir konu. Genelde anlatmam, arkadaşlara anlattırırım. Onun için Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Aşağıdakileri ortak çarpan parantezine alalım. A x eksi a y artı a z. Hepsinde a harfi var. O zaman a parantezine alırsak, gördüğünüz gibi mavilerle belirttik. A'yı çektiğimiz zaman da buradan x gelir. Buradan a'sını çekersek eksi y. Buradan a'yı çekersek de z gelir. İşte ortak parantezi alma budur. 4 a kare b küp artı 8 a küp b kare. Şimdi ortak adamları tespit etmek önemli. Burada 4 var, burada 8 var. İkisinde de ortak olan 4 var. A kareye a küp ortak olan ikisinde de a kare var. B küpe b kare ortak olan b kare var. Kısacası 4 a kare b kare. Ben adamın 4'ünü a karesini b karesini çekersem adamın sadece b'si kalır. Yazdım. Buradan 4'ünü çekersem bir 2'si kalır. A karesini çekersem a'sı kalır. B karesini zaten çektim, o zaman 2a kalır. B artı 2a. 6 üzeri x artı 4 çarpı 6 üzeri x eksi 7 çarpı 6 üzeri x. Bu çok belli. 6 üzeri x'i çekeceğiz. 6 üzeri x parantezini aldığımız zaman bunu çektiğimde bazılar hiçbir şey kalmaz der dayı. Halbuki çarpı 1 var, çektiğimizde 1 kalır. Çektiğimizde 4 kalır, çektiğimizde eksi 7 kalır. O zaman burası da 1, 4 daha 5, 5'ten 7 çıktı, eksi 2. Yani 6 üzeri x çarpı eksi 2 diyebiliriz. Burada da çok bariz belli 5 üzeri x, 5 üzeri x böyle ayaklanacaklar neredeyse. Benim parantezime al diye. O zaman önce üstü sayı bilgimizi kullanırız. 5 üzeri x çarpı 5 eksi 5 üzeri x çarpı 5'in karesi artı 5 üzeri x çarpı 5'in küpü. Şimdi 5 üzeri x parantezine aldığımız takdirde çektiğimizde 5, 5'in karesi, 5'in küpü eksi ve artıları da koyarsak bu elde edilir. Hesaplanırsa da 105 olmuş orası. M kaçtır denilmiş. Bunlar verilmiş bize. Zaten dayı alt tarafa baktığında hemen bir şey dikkatini çekmiştir senin. Evet, parantezini alacağız. Evet. M parantezine alırsak işi bitiririz dayı. M eşittir n artı 4. Burada n'yi buraya atsak m eksi n 4 buluruz. Senin dediğini de şimdi yapalım. M parantezine alırsak çekersek m kalır. Çekersek n kalır. M eksi n zaten 4'müş. O zaman burası 4m eşittir 20'den m eşittir 5 bulunur. Tam kare, tam küp açılımları dayı. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Yani a artı b'nin karesiyle a artı b'nin küpü. Şimdi iki tane muhabbet var. İki kişinin atışması diye düşünelim dayı. Biri kare, yani a artı b'nin karesi. Biri de a artı b'nin küpü. Muhabbet başlasın. Ben çok artistim, seni her yerde yenerim diyor kare. Küpe diyor. Küp de diyor ki, öyle söylemekle olmaz. Pisler de alırım anahtarını. Ve çıkıyorlar pistlere dayı. Başlıyor artık kare konuşmaya. Ben arabanın tepesine çökerim, sonra da alır giderim. Hemen çöktüm. A kare. Küpte artık konuşma sırası. Ben de. Çok kısa ve net. O zaman o da kendi arabasının üzerine çöktü ve gitti. Ben diğerine de çökerim. İyi. Çöktü sarı arabaya da. A kare artı B kare oldu. Küpe geliyoruz. Ben de. Çok ağır bir abi havası var bu küpte. O da hemen sarı arabasına tepesine çöktü ve gitti. Ben kendimi yola atarım. Arabalarda çarpışır diyor kare. Bir tehditvari bir cümle var ortada. Hemen iki kendini attı ve arabalar çarpıştı. Küpe geliyoruz. Merak ediyorum ne diyecek? İyi bir şey yapmış gibi ne konuşuyorsun? İstediğin buysa ben de atarım. Ve üç de kendini öne attı. Arabalar da çarpıştı. Sonra üç konuştu yine. Başka marifetin yok mu senin? Kareden bir laf geliyor. Benden bu kadar. Daha ne olsun? Küpten. İyi o zaman haddini bileceksin. Ben senden bir tane fazlayım. Al bu da sana kapak olsun dedi. Kendisinden bir tane fazla olduğu için bu da sana kapak olsun dedi. Şimdi bu ifadeyi A'lı B'li hale getirirsek dayım. A artı B'nin karesi. Önce tepeye çökeceğiz. A kareye A küp. Ne kadar benziyorlar birbirlerine. Sonra ikinciye çökeceğiz. B kareye B küp. Sonra kendimizi yola atacağız. Arabalar çarpışacak. 2AB, 3AB.
Bu a artı b'nin küpü a artı b'nin karesinden bir tane fazla olduğu için al bu da sana kapak olsun, a artı b'yi koyacağız. İşte böyle öğrenirsek soruları kolay bir şekilde çözebiliriz. Buraya baktığımızda x eksi y eşittir eksi parantezinde y eksi x. Aynı şey zaten eksi dağıtırsam eksi y artı x. Demek ki bu bana lazım olacak sorularda. Ve x eksi y'nin 2n'inci kuvveti y eksi x'in 2n'inci kuvvetine eşitmiş. Düşünsene dayı, 5'in karesi de 25, eksi 5'in karesi de 25. Dolayısıyla üst taraf çift olduktan sonra içerideki değişim beni ilgilendirmez. Tıpkı mutlak değerde de olduğu gibi. Çarpanlarını ayırınız demiş. M eksi n çarpı x artı 3y, n eksi m 3x artı y. Şimdi dayı 3x artı y, x artı 3y hiçbir alakası yok. M eksi n, n eksi m var bir alaka. O zaman eksi parantezini alsam işi bitireceğim. M eksi n yazdım. N eksi m'nin yerine m eksi n yazdım. Ama önüne eksiyi koydum. Çünkü birbirinin eksilisiydi. Sonra da m eksi n parantezine alırsam buradan x artı 3y gelir. Buradan da 3x artı y. Lakin önünde eksi olduğundan eksi 3x eksi y olur. Bunu da m eksi n çarpı x'ten 3x çıktı eksi 2x. 3y'den y çıktı 2y eksi 2x olur. Buna baktığımızda x çarpı x eksi y artı y çarpı y eksi x artı y eksi x. Hemen dikkatini çekmiştir dayı senin. Y eksi x, y eksi x sadece buna bozuyor. Eksiyle çarptı. Yani ben bu x eksi y'yi silip yerine y eksi x koyar, önüne de eksiyi koyar, işi bitiririm. Aynen bunu yaparım. Y eksi x'i koydum, önüne eksiyi bıraktım. Şimdi de y eksi x parantezini alırsam buradan eksi x geldi, buradan artı y geldi, bunu da çekince artı 1 oldu. Bunu da çarpanlarına ayırmış olduk. İfadesini çarpanlarına ayırınız demiş. Yine senin dikkatini çekmiştir dayı. Y eksi 2 eksi 2 x eksi y oluşumu var. Y eksi 2 x burada var. Y eksi 2 x burada var. Burada 2 x eksi y var. Oranda eksiyi başına atar, y eksi 2 x yazarız. Evet, müdahaleyi buraya yapalım o zaman. Hemen eksiyi başına koyup bunun yerine de y eksi 2 x yazdık. Burası da y eksi 2 x, burası da y eksi 2 x. Y eksi 2 x parantezini alırsak çektiğimizde eksi 3 x, çektiğimizde eksi 2 y, çektiğimizde artı 1 bulunur. Dostlara selam olsun deriz. Ya da demiş. O zaman dayı ya da diyorsa hem burayı hem burayı eksiyle çarpılmış halini yazarız. Yani 2x eksi y çarpı 3x artı 2y eksi 1 şıklarda yoktur. Bu vardır. Dolayısıyla işimizi böylelikle bitiririz. Hatta bu soruyu sorup ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir? Bunu koyar, bunu koyar, bunu koyar, bunu koyar. Bir de başka bir adam koyar. Yani eksili olma ihtimali düşününce güzel bir soru çıkar ortaya. Mx artı my eksi nx eksi ny. Dayı burada ikisinde de m var, m parantezini aldım. Burada da ikisinde de eksi n var, eksi n parantezini aldım, x artı y. Şimdi ikisinde de x artı y var. X artı y parantezinde çektim m kaldı, çektim n kaldı. X artı y çarpı m eksi n olur. M4 artı m küp eksi m kare eksi m. Buraya baktığımda aslında ikisinde de m küp var. Ben m küp parantezini alsam burayı, m küpü çekersem m kalır, m küpü çekersem 1 kalır. Burada da ikisinde de eksi m var. Eksi m parantezini aldığımda çektiğimde m kalır. Bunun eksi m'sini çekersem artı 1. Şimdi de ortak olan m artı 1 var. M artı 1 parantezini alırsam çektiğimde m küp kalır. Çektiğimde eksi m. Hatta burada da m parantezini alırsam m artı 1'i koydum. M paranteze m kare eksi 1. Bu da ileride göreceğiz. Leyla Mecnun 2 kare farkı. Yani yazmamışız zaten. Ben söyleyeyim. M artı 1 çarpı M çarpı M eksi 1 M artı 1. Buna bakıyorum. Dayı M eksi N'nin karesiyle N eksi M'nin karesi aynı şey. Aynen öyle dayı. O zaman geliyorum. Diyorum ki M eksi N'nin karesi N eksi M'nin karesi. Madem ki aynı şeydir. M eksi N'nin karesi parantezine alırsam bunu çektiğimde dayı buradan M gelir. Buradan N gelir. Değil mi? Artı M artı N. Sonra bir bakıyorum bu ifadeye m artı n ortak var. M artı n parantezini aldığımda buradan m eksi n'nin karesi gelir. Buradan da 1 gelir. İşte çarpanların ayrılmış şekli budur. Bunu devam edelim. Bakıyorum 12 mx artı 3 n'ye eksi bilmem ne. Buradan iki tarafta da 3 m parantezini alırsam 3 m'sini çekersem 4 x kalır. 3 m'sini çekersem eksi 3 y'si kalır. Buna baktığımda ise dayı ortak olan n'dir değil mi?
O zaman m parantezin alırsam çektiğimde 3y kalır, çektiğimde eksi 4x kalır. Bakıyorum 4x eksi 3y, 3 eksi 4x. Birbirinin eksilisi. O zaman 3m parantezinde 4x eksi 3y'ye dokunmadım, buna dokundum. Yani burayı 4x eksi 3y yapıp önüne eksiyi koydum. Şimdi de 4x eksi 3y parantezini alırsam buradan 3m'ye geldi, buradan da eksi n'ye geldi ve çarpandan ayrılmış oldu. Eğer bu şıklarda yoksa eksilerle çarpımı olur. Yani her iki tarafın birden eksiyle çarpımı. O zaman 3y eksi 4x çarpı n eksi 3m bulunur. Bunu daha önce söylemiştik zaten dayı. A kare A artı B'nin karesi A kare artı B kare artı 2AB'ydi. A eksi B'nin karesi de A kare artı B kare eksi 2AB'dir. Yani dikkat edilmesi gereken şey A kare artı B kare iki tarafta da ortak. 2AB'ler de ortak. Artı olduğu için burada artı var. Burada ise eksi var. A artı B artı C'nin karesi de aslında aynı muhabbet. Birincinin tepesine çökerim. İkinciye çökerim. Üçüncüye çökerim. Kendimi yola atarım. Arkamdaki arabalar çarpışır. A ile B çarpıştı. A ile C, B ile C. O zaman biz bu çökme olayıyla bütün bunları hafızamıza yerleştiririz. Aşağıdaki ifadelerin karesini alalım. X artı 2y'nin karesi. Birincinin tepesine çöktüm x kare. İkinciye çöktüm 2y'nin karesi. Kendimi yola attım. Arabalar çarpıştı. O zaman burası x kare artı 4y kare artı çarparsam 4xy yapar. 2x eksi 3y'nin karesini alalım. Birincinin tepesine çöktüm 2x kare. İkinciye çöktüm 3y kare. Kendimi yola attım, arabalar çarpıştı. O zaman burası 4x kare artı 9y kare eksi 2 kere 2 4 3 ile çarp 12xy yapar. Kök 5 artı kök 2'nin karesi. Birincinin tepesine çöktüm artı ikinciye çöktüm artı 2 kendimi yola attım, arabalar çarpıştı. Kök 5'in karesi 5. Kök 2'nin karesi 2. Kök 5 ile kök 2 çarparsam kök 10 olur. 2 kök 10. Bu da 5 artı 2'den 7 artı 2 kök 10 olur. 2 üzeri x artı 3'ün karesi. Birincinin tepesine çöktüm dayı. Artı ikincinin tepesine çöktüm. Kendimi yola attım. Arabalar çarpıştı. Burası 2 üzeri 2x artı 9 artı 2 ile 3'ü çarparsam 6 çarpı 2 üzeri x yapar. X eksi 1 bölü x'in karesi. Bunların her birini sorularda kullanacağız. X eksi 1 bölü x. Birincinin tepesine çöktüm. İkinciye çöktüm. Kendimi yola attım. Arabalar çarpıştı. X kare artı 1 bölü x kare eksi 2. Bunlar zaten birbirini götürdüğü için. 2x artı 1 bölü x'in karesi. Birincinin tepesine çöktüm. İkinciye çöktüm. Kendimi yola attım. Arabalar çarpıştı. 4x kare artı 1 bölü x kare artı x'ler birbirini götürdü. 2 çarpı 2'den 4 yapar. X eksi y eksi z. Karesini alacağız dayı. Birinciye çöktüm, ikinciye çöktüm, üçüncüye çöktüm. Zaten eksili olsa bile kareleri artı oluyor. Kendimi yola attım. Arabalar şimdi çarpışacak dayı. Bununla bu çarpıştı. Eksi xy. Eksi y ile eksi z çarpıştı. Artı yz. En baştaki ile en sondaki çarpıştı. Eksi xy. Arkadaşlar çökmeyi bilin, işi bitirin. Karelerde çökmek bizim işimize gelir. X artı 3y eksi z. Birinciye çöktüm x kare. İkinciye çöktüm 9y kare. Eksi z'ye çöktüm artı z kare. Kendimi yola attım. Şimdi bu arabayla bu araba çarpışsın. 3xy. Bununla da bu çarpışsın. Eksi 3yz. Şimdi baştaki ile sondaki çarpışsın. Eksi xy. Tertemiz iş. Aşağıdaki ifadeleri tersten düşünüp hangi ifadelerin tam karesi olduğunu bulunuz. X kare eksi 4xy artı 4y kare. Dayı x kare x'in karesi. Biliyoruz değil mi? 4y kare de 2y'nin karesi. Arada eksi varsa demek ki bu x eksi 2y'nin karesidir. Tabi burada ne var? Çarpımlarının iki katı ortada varsa. Ki var 2xy çarpımların iki katı. O zaman x eksi 2y'nin karesi dedik. Bunu düşünelim şimdi. 4x kare. Yavrum sen 2x'in karesisin. 9y kare sen de 3y'nin karesisin. Sizin çarpımınızın iki katı. Çarpımınızın iki katı. Yani 12x'ye var mı? Var. Arada da eksi var. O zaman 2x eksi 3y'nin parantez karesi. Şıklarda yoksa 3y eksi 2x'in parantez karesi diyebiliriz. X kare artı 2 artı 1 bölü x kare. Yavrum sen x'in karesisin. Sen de 1 bölü x'in karesi. Sizin çarpımlarınızın iki katı var mı burada? Bakıyorum bu bunu götürdü. 2 var burada. Demek ki sen x artı 1 bölü x'in karesisin. Bunu dahi senden alalım.
Bakıyorum dayı, orası m kare m'dir. 4 bölü m kare de 2 bölü m'dir. Çarpımların iki katı da ortada var. M eksi 2 bölü m'in parantez kare. Bravo. Evet dayı, şimdi bu soruya bakıyoruz. X kare eksi 8x artı m eksi 2 ifadesi tam karedir. Buna göre m kaçtır demiş bize. Şimdi yine x kare, yavrum sen kimin karesisin? X'in. Buradaki m eksi 2 de a'nın karesi olsun. O zaman bu ikisinin çarpımının iki katı da ortayı vermesi lazım değil mi? Evet. Yani 2x a'nın eksi 8'e ya da artı 8'e eşit olması gerekiyor. 2x a'ya 8'i x'e eşit dersek buradan a'yı 4 buluruz. A'yı 4 bulduğumuzda eksi 8'e eşit deseydik eksi 4 bulurduk. Bir şey değiştirmez. Çünkü dayı buradaki adamın karesi budur. Değil mi? O zaman a 4 ise karesi 16'dır. M eksi 2 16'ya eşittir. M de 18'dir. Düşünsene buraya 18'i yazdığımı, 18'den 2 çıktı 16. Bu kimin karesidir? 4 diyebiliriz yani rahatlıkla. İfadesinin en küçük değeri için x artı y toplamı kaçtır demiş. Şuraya baktığında dayı ne hissediyor? X kare artı 2xy artı y kare x artı y'nin parantez karesi olduğu. Çok kare. Güzel. X artı y'nin parantez karesi. Burayı da eksi 6 parantezin alırsam x artı y artı 9. Şimdi resmin geneline baktığında neyi görüyorsun dayı? Sen büyük resme bakmayı seversin. Evet. Orada da x artı y çarpı x artı y var başta. Sağda da 3 kere 3. Çok güzel. Çarpımların iki katı da ortada var mı? O zaman x artı y eksi 3'ün parantez karesi. Olur. Çok iyisin dayı. Bu x artı y'nin karesi yani x artı y'nin karesi. Bu 9 3'ün karesi. Çarpımlarının iki katı da ortada var. O zaman dediğin gibi x artı y eksi 3. Sebep şurada eksi olduğundan dolayı. Olur. Bize de ifadesinin en küçük değeri için diyor. Bu ifadenin en küçük olabilmesi demek sıfır olması demek. O zaman x artı y eksi 3 eşittir sıfır dersek x artı y'yi 3 buluruz. İfadesinin en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi x kare artı y kare eksi 4x eksi 6 y artı 10. Şimdi dayı buraya bakarsan x kare eksi 4x ifadesine. Ben o ifadeyi böyle yazabilirim. X eksi 2'nin karesi eksi 4. Nasıl yazdım diyebilirsin. Şimdi bir defa x kare x'in karesi. Burada eksi 4x var ya ortadaki, yani bu adamın yarısını alıyorum hemen. X eksi 2'nin karesi diyorum. Karesinden 4 gelir, 4'ü çıkartıyorum. Yani bak birincinin tepesine çöksem x kare var. Çarpımlarının iki katı var. Buradan bunun tepesine çöksem 4, 4'ten 4 çıktı 0. O zaman şu ifadeye bakarsam y kare eksi 6 y'ye, onu da y eksi 3'ün karesi, bunun yarısı. Yarısının nedeni hani 2 öne atıp çarpıyordu ya, ondan dolayı 2'ye bölüyorum hemen. Y eksi 3'ün karesi, bu 9 nereden geliyor? Eksi 3'ün karesi 9 yapacak, ben 9'u atıyorum işte. Yanında da artı 10 var. Burayı düzenlersem x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi 10'dan 4 çıktı. Orası 10'dan 4 çıktı 6, 6'dan 9 çıktı eksi 3. Bu ifadeyi elde ettim. Bana en küçük değeri kaçtır diyor. O zaman x eksi 2'nin karesi 0 olmalı. Y eksi 3'ün karesi de 0 olmalı. Ve cevabım eksi 3 olur. Tabii x'i y'yi sorsa ben bunu 0 eşitleyip x 2 derim. Bunu 0 eşitleyip y 3'tür derdim. İşleminin sonucu kaçtır? Köklü sayılarda da benzer bir soru görmüştük. 1 bölü 16 artı 4 bölü 9 çarpı 1 bölü 3 demiş. Çarpı değil, eksi var orada. Eksi 1 bölü 3. Şimdi dayı payda eşitleyerek yapmayacağız biz bu soruyu. 1 bölü 16 yavrum sen kimin karesisin? 1 bölü 4'ün. 4 bölü 9 sen de 2 bölü 3'ün karesisin. Burada olan adam mutlaka bu ikisinin çarpımının 2 katıdır. Bir bakalım dayı. 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 2 bölü 3. Buradan da zaten sadeleştirme 2 kere 2 4. 4 de sadeleşti. 1 bölü 3 var mı? Var. Dolayısıyla bu ifade 1 bölü 4 eksi 2 bölü 3'ün parantez karesidir. Bu da dışarıya mutlak değer çıkar. Paydalarını eşitlersek eksi 5 bölü 12. O da dışarıya 5 bölü 12 çıkar. Yani isteyen paydalarını eşitler ama çok zorlanır. İfadesi tam kare ise x kaç olabilir denilmiş. 9a kare. Kimin karesi? 3a. 3a'nın. 64'te 8'in. Bu ikisinin çarpımının iki katı da bana ortayı verecek. Doğru mudur dayı? O zaman ben de hemen 2 çarpı 3a çarpı 8 eşittir ax diyorum. A'lar zaten birbirini götürdü. X eşittir 48 çıktı. Gayet güzel bir soru.
İki kare fark işte. Leyla Mecnun. A kare eksi B kare. A eksi B çarpı A artı B. Bunu kullanmadığımız yer yok dayı. Neredeyse her yerde kullanıyoruz. Demek ki biz buraya A eksi B'ye Leyla, A artı B'ye Mecnun dediğimizi düşünürsen birbirlerin eşleniği bunlar. A eksi B, A artı B. Çarpımları da birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani A kare eksi B kareyi verecek. Hem düzden bilmek marifet, hem tersten bilmek marifet. Örnekler üzerinde görelim. X kare eksi 25. Bu adam x kare eksi 5'in karesidir. O zaman ben bu kareleri görmeyip bir x eksi 5 bir de x artı 5 yazıp araya a çarpmayı koyarım. Leyla Mecnun şeklinde yazdım. 4 a kare eksi 9 b kare. 4 a kare dediğim şey 2 a'nın karesi. 9 b kare dediğim şey de 3 b'nin karesi. Hemen Leyla Mecnun şeklinde yazarsam 2 a eksi 3 b çarpı 2 artı 3 b şeklinde olur. Bunu da senden alalım dayı C şıkkını. X kare eksi 2'ye, orası x eksi kök y, x artı kök y diye. Yani x kare eksi bu y kök y'nin karesi olduğunu evet. Söyleseydin daha güzel olurdu. O zaman burada evet kareleri sildiğimiz zaman x eksi kök y çarpı x artı kök y. Bunu da senden alalım dayı. Orada a kare a'nın karesi 1 bölü 5'in karesi de 1 bölü. Evet. 1 bölü 5'in karesi de 1 bölü 25'tir. A eksi 1 bölü 5, A artı 1 bölü 5. Evet. Bunu alalım dayı. Kök x çarpı kök x, x'tir. Yani kök x'in karesi yani x. O da kök y'nin karesi. Kök x eksi kök y, kök x artı kök y. Evet. Yani x eksi y'yi görüp de ben bunu nasıl çarpımdan ayırırım demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Kök x'in karesi x'tir, kök y'nin karesi y'dir. Hatta icabında bunu da ayırırız diyecek. Bunu bile... Sen, sen daha çok yaşa dayı. Bunu daha dördüncü dereceden kök x'i. Dördüncü dereceden deriz dayı bana. Dördüncü dereceden kök x. Karesi eksi dördüncü dereceden kök y'nin karesi. O da yine Leyla Mecnun yaparsak dördüncü dereceden x eksi y yani köklü bir şekilde evet. Ve x artı y yine köklü bir şekilde. Ya sonsuza kadar bu çarpanlarla ayrılırız. Yani her şey ayrılır. Evet. M eksi n eşittir n eksi p eşittir 4 olduğuna göre m kare artı p kare eksi 2 n kare işleminin sonucu nedir? Şimdi millet gidecek onun karesini bunun karesini alıp bir şeyler yapacak. Ama ben değer vereceğim dayı. M eksi n eksi p. N'ye 4 desem p 0 olsun. N'ye 4 dediğim için bunun 8 olması lazım. Değil mi? M kare artı p kare eksi 2 n kare diyor. Hemen de gider bilgileri yerine yazarım. M'nin yerine 8'i koydum. P zaten 0'dı. N'nin yerine de 4'ü koydum. Cevap da 32 olur. Çıkmış soru biliyor musun dayı mı? Boş boşuna uğraşmaya gerek yok. Sayısının 9 fazlasının karekökü kaçtır? Bu tip sorularda bunu soruyor yani. Sayısının çarpımının 9 fazlasının karekökü. Geçmişte de köklü sayılarda söylemiştik. Harflendirme metodu yapacağız. 2, 20.380'i A dersek bu adam A artı 6 olur değil mi? O zaman A çarpı A artı 6 artı 9. İşlem yaparsak A kare artı 6 artı 9. Bu da belli artık kimin karesi oldu? A artı 3 oldu. A artı 3'ün karesi. Aynen bağırıyor. Karede dışarıya mutlak değer çıktı. A artı 3. A yerine de 20.380'i yazarsak 20.383 olarak dışarıya çıkar deriz. X eksi 3 çarpı x artı 3 eşittir x kare artı m olduğuna göre m kaçtır demiş. Dayı polinom eşitliği yapabiliriz. Yani burası şu anda x kare eksi 9 değil mi direkt? X kare eksi 9 eşittir x kare artı m. M eşittir eksi 9. Bunu yapabiliriz. Ya da şimdi bu soru için çok komik gidiyor ama ileride bazı mantıklar için önemli bir şey. Hani madem ki burası buraya eşit o zaman x eşittir 3 burayı yok ediyorsa aynı 3'ün burayı da yok etmesi gerekiyor. Yani gidip burada 3'ü koyarsak 9 artı m eşittir 0 m eşittir eksi 9 bulunur. Şimdi kimse tabii bu yöntemi yapmaz bu soruda ama ileride görürüm ne kadar önemli olduğunu ben tekrar vurgulayacağım. Eksi 3 için de aynı cevabı buluruz. Şimdi çok önemli bir yer x küp artı y küp ile x küp eksi y küp. Bunun çarpanlara ayırmadaki önemini anlatamam dayı. Mat 2'de de çıkar, LYS'de de çıkıyor. Onun için bunu arkadaşlarımın çok iyi bilmesi lazım. Hatta 2012 YGS sınavında 3 tane LYS ile birlikte 3 tane soru var ya sırf bu küple ilgili. X küp artı y küp, x artı y çarpı, x kare eksi x artı y karedir. Hani x küp artı y küp artı olduğu için artıyla başlamış. Şurası eksi, burası artı. X küp eksi y küp eksi olduğu için x eksi y ile başlamış. Sonra full artı. X kare artı x artı y kare. Yani burada ikisi yok. Şimdi bunları inceleyelim. X küp artı 1.
Biz bunu x küp artı 1'in küpü şeklinde düşünüp x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1. En artısı da bu zaten. X küp artı 1 ile x küp eksi 1. Bunu çok soruyorlar. Yani şu ifade çok tanıdık gelmesi lazım bize zaman içerisinde. Bura Leyla, bura Mecnun. X küp eksi 8. X küp eksi 2'nin küpüdür. Burada da küpleri görmesem x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 formatında yazarım. Dikkat edersen buraya eksi, şurası full artı. X küp artı 1 bölü x küp. Burada da x küp artı 1 bölü x küp şeklinde gösterip x artı 1 bölü x çarpı birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı, ikincinin karesi. Şu x'ler de sadeleşirse x artı 1 bölü x çarpı x kare eksi 1 artı 1 bölü x elde ederim. Bunu da senden alalım dayı. Orası da dayı x karenin küpü eksi y karenin küpü. Evet. Eksi olduğu için eksiyle başlayacak. X kare eksi y kare çarpı x4. Evet. Artı x kare y kare artı y4. O baştaki x kare eksi y kareyi de ayırabiliriz. Onu da ayırabiliriz. O da Leyla Mecnun'dan dolayı x eksi y'ye x artı y şeklinde de ayırabiliriz ki ayırmışız, görmüşüz. Bunu da senden alalım. Orada 2x'in parantez küpü eksi 1'in küpü 2x eksi 1 olur parantezde çarpı 4x kare artı 2x artı 1 diye yazılabilir. Güzel. Şimdi aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız demiş. Milletin bizden en başta anlatmamızı beklediği şeyi biz sonlara doğru sakladık. Şimdi dayı, 2x kare ifadesi x ile x'in çarpımı, 5 ifadesiyle 5 ile 1'in çarpımı. Yani buraya yazacağımız iki adamın çarpımı burayı, bunların çarpımı da burayı verecek. Çapraz çarpımların toplamı da ortayı verecek normal şartlar altında. Genel ifade bu. Ama x karenin önü 1 ise yapacağım şey şu. Buraya yazacağım iki adamın çarpımı burası, toplamları da burayı vermesi gerekiyor. X karenin önündeki ifade 1 ise özel durumu bunu yapacağız. Tekrar ediyorum, çarpımları burayı, toplamları burayı verecek. Veriyor mu? Veriyor. Sonra yazarken de düz bir şekilde yazacağız. X artı 5 çarpı x artı 1. Burada yapalım. X'e x, eksi 6'ya artı 4. Çarpımlar eksi 24 yapıyor. Toplamları da eksi 2 yapıyor. Demek ki bu ifade x eksi 6 çarpı x artı 4 formatında yazılır. Ha, deneme yanılma yapacağız yani. İşte ilk başta insan akla 8'e 3 gelir, 12'ye 2 gelir. Ona göre işlem yapacağız. Mesela burada x 4 eksi 7 x kare artı 6. Bu x kare x kare. Burası da eksi 6'ya eksi 1. Çarpımları 6'yı verir, toplamları eksi 7'yi verir. O zaman bu ifadeyi ben x kare eksi 1 çarpı x kare eksi 6 şeklinde yazarım. Hatta abartarak burayı da yazalım bunayı. X eksi 1 çarpı x artı 1. Burası da x eksi kök 6 çarpı x artı kök 6 şeklinde yazabilirdik. Şimdi x karenin kat sayısı değişti. Genel ifadeye geliyorum. Buraya yazacağım iki şeyin çarpımı burayı verecek 1. Buraya yazacaklarım çarpımı da burayı verecek. Çapraz çarpımlarının toplamı da burayı verecek. Kontrol ediyorum. Eksi x, 6x toplarsam 5x yaptı. Dolayısıyla yazarken düz yazıyorum. 3x eksi 1'e x artı 2. Yani burada da dediğim gibi. Belki 2'yi buraya eksi 1'i buraya yazacağız. Bakacağız olmuyor. Bu sefer bunların yerini değiştireceğiz. Baktık olmadı, bunların yerini değiştireceğiz. Ona göre işlem yapacağız. Mesela bu. 6m kare artı 13m artı 6. 3m'ye 2m, 2'ye 3 çarpımları verdi. Çaprazı kontrol ediyorum. 2 çarpı 2 4m, 3 kere 3 9m, topladım 13m verdi. O zaman 3m artı 2 çarpı 2m artı 3 formatına getirdik. Buna baktığımız zaman eksi 3x kare artı 5xy artı 2y kare. 3x'e eksi x, y'ye 2y. Kontrol ediyorum. 6xy, eksi xy toplarsam da 5xy yapıyor. Veriyor. Dolayısıyla yazınca da bu şekilde ifadeyi elde ederim. Şimdi buna baktığımda x4 artı x kare artı 1. Adamı ayırsam 1'e 1, x kareye x kare, çaprazdan baksam ortayı vermiyor. En pisleri de bu işte. Bunlarda terim ekleyip terim çıkartmayı düşüneceğim. Yöntem şu. Bak biz buraya hemen yazmışız. Ben geri alayım. Şimdi bu x karenin karesi değil mi? Bu da 1'in. Çarpımlarının iki katını hemen hayal edeceğim. X kare ile 1'in çarpımı x kare 2 katı 2x kare. Buraya 2x kare olsa ne güzel. Yoksa ben eklerim. Ben 2x kare olması için x kare ekler, x kare çıkartırım. İşte şu an şurası x4 artı 2x kare artı 1 eksi x kare. Şurası x kare artı 1'in parantez karesi eksi x kare. Şimdi Leyla Mecnun var mı? Var. O zaman Leyla Mecnun yapıyorum. Kareleri yokmuş gibi düşünüyorum. X kare artı 1 eksi x çarpı x kare artı 1 artı x.
Bu da sen düşün dayı. X üzeri 4, 3x kare 9 var. Bakıyorum x üzeri 4, x karenin karesi. Evet. Orada 3'ün karesi. Çarptığım zaman 3x kare var, 6x kare olması lazım. Yani ne ekleyip çıkartmam lazım? 3x kare ekleyip 3x kare çıkartacağız. Süpersin dayı. Bu x kare, bu 3 çarpımları 3x kare 2 katı 6x kare. Demek ki 3x kare ekleyip 3x kare çıkartacağım. O zaman şuradaki ifade böyle oldu. Evet. Burası x kare artı 3'ün parantezi. Şu adamlar zaten. Evet. Eksi bu 3x kare de kök 3x'in karesi, evet. Değil mi dayı? Oradan da Leyla Mecnun. Evet, tabii şu x dışarıda olması lazım. Yanlış yazılmış. Kök 3 çarpı x. Burası da x kare artı 3 eksi kök 3 çarpı x. X kare artı 3 eksi kök 3 çarpı x. Dediğim gibi şu x dışarıda olması gerekiyor. Birom açılımı. Pascal üçgeni. Şimdi dayı, x artı y'nin küpünün biz daha önce tepeye çökme olarak söylemiştik. Birinci tepesine çöktüm, ikinciye çöktüm, kendimi yola attım, arabalar çarpıştı, bu da kapak olsun dedik değil mi? O zaman burada biraz düzenleme yapsam. X küp artı y küp artı 3x kare y artı 3x y kare. Hatta devam ediyorum. X küp artı 3x kare y, 3x y kare y küpü de buraya attım. Millet böyle biliyor işte, aşırı sırayla biliyor. Ama ben diyorum dayı, bu değil mesele şunu öğrenmek. Çünkü sayısal soru tiplerinde bu lazım. X eksi y'nin küpüne gelirsek. Bu da x küp eksi y küp, çöktüm, yola attım, arabalar çarpıştı, kapak olsun. Dikkat ediyor musun dayı? Full eksi. Demek ki x eksi y'nin küpünde de full eksi var. Yani Pascal üçgeniyle de yapılır bunlar. Binom açılımı LS'de bunu arkadaşlarımız LS şeylerimizde, videolarımızda izleyebilirler. Aşağıdaki ifadelerin açılımını yapın. X artı 2'nin küpü. Birincinin tepesine çöktüm. İkinciye çöktüm. Kendimi yola attım. Arabalar çarpıştı. Bu da kapak olsun dedim. X küp artı 8 artı çarpımı 6x çarpı x artı 2. Biraz düzenlersem x küp artı 8 artı 6x eksi çarptım 6x kare. Burayla da çarptım 12x. Ya da derece olarak büyükten küçüğe sıralarsam x küp artı 6x kare artı 12x artı 8. Benzer şekilde 5 şıkkını senden alalım dayı. Tabii ki dayı. 2x'in küpünü alırız. Birincinin tepesine çöktün. İkinciye çöktün. Evet. Kendini yola attın. Çarpıştırdık. Bu da kapak. Sonra kapak oldu. Full eksiler var değil mi? Evet. O zaman şurası 8x küp eksi 1 eksi şunun çarpımı 6x 2x eksi 1. 8x küp eksi 1 eksi burayı çarptığım zaman 12x kare. Bununla da bunu çarparsam artı. Büyükten küçüğe derece olarak sıralarsam da bunu elde ederim. X eksi 1'in küpü en artistlerinden biriydi. Ya. X küp eksi 1'in küpü eksi 3 x 1 x eksi 1. Artık ben bunu söylemekten bıktım. Burada da düzenlersek aha bu çıkar. Çok tanıdık bir adam. Arkadaşların aşina olması lazım. X küp eksi 3 x kare artı 3 x eksi 1. Şimdi ifadesi verilmiş. Denilmiş ki x budur, y budur. Bunun sonucu kaçtır? Ya dayı baksana, dördüncü kuvvet, dördüncü kuvvet. Yani böyle karma karışıkta bir şeyler var. Bu ne olabilir sence? Bu bence x eksi y'nin dördüncü kuvveti olabilir. Başka ihtimal yok değil mi? Bir de arada eksi artı eksi muhabbeti varsa, evet. Bu demek ki x eksi y'nin dördüncü kuvvetidir. Bir şey bilmeye gerek yok. Olamaz. O zaman x yerine 2005'i, y yerine de 2003'ü koyarsak 2'nin dördünden 16 olur. Buna bakıyorum, aşağıdakileri cevaplayınız demiş. Bize vermiş x artı y'yi 6, x çarpı y'yi de 7 vermiş. Şimdi ilk başta arkadaşlar değer vermeye çalışır. Burada tutturamazlar. Hani iki sayı toplamı 6 çarpımları 7 ne olacak ki? Bulamazlar. Onun için iyi dinlesinler. X kare artı y kare. X kare artı y kare x artı y'nin karesinde var. O zaman x artı y'nin karesini alalım. Her iki tarafın karesini almak şartıyla. Birincinin tepesine çöktüm. İkinciye çöktüm. Kendimi yola attım. Arabalar çarpıştı. Eşittir 36. X çarpı y 7 zaten verilmiş. 2 çarpı 7 14. Bu 14'ü de karşıya atarsak x kare artı y kare eşittir 22 buluruz. B şıkkı x eksi y'yi soruyor diyeyim. X eksi y'yi soruyorsa ben m dedim ve karesini alacağım. Karesini aldığım zaman x kare artı y kare eksi 2x eşittir m kare. X kare artı y kareyi bir önceki soruda buldum mu? Buldum 22. X çarpı y'yi de kendi vermiş 7. O zaman 22 eksi 14 8 eşittir m kare, m eşittir kök 8, o da 2 kök 2 yapar. Yani demek ki bunu verip de x eksi y'yi sorduğu zaman hemen bulmak kolay değil. Önce x kare artı y kareyi bulmak gerekiyor. Çünkü x eksi y'nin karesinde de x artı y'nin karesinde de ortak olan x kare artı y kare ifadesi var.
C şıkkında da x kare eksi y kareyi soruyor. Bu adam dayı. X eksi y ile x artı y'nin çarpımı değil mi? Evet. O zaman x eksi y'yi ben burada bulmuştum. X artı y'yi de kendi vermişti. 6 çarpı 2 kök 2'den cevap 12 kök 2 diyebilirim değil mi? Bunları bulmuştuk, 12 kök 2. X küp artı y küp. X küp artı y küp de x artı y'nin küpünde yok mu? Evet. O zaman küp alacağım. Ya kimi soruyorsa küp soruyorsa küp al, kare soruyorsa kare al. O zaman tepeye çöktüm, yola attım, arabalar çarpıştı, kapak oldu. Eşittir 216. X çarpı y belli, 7. X artı y belli, 6. Yerine yazarsam x küp artı y küp artı 3 çarpı 7 çarpı 6 216. X küp artı y küp eşittir 90 olur. Bir de merdiven mantığı var dayı. İsti bize eskiden hocamız bunu söylemişti. Bununla da yapılabilir. Şimdi düşünsene, şöyle merdiven var bu. En tepede x artı y'nin karesi var. Merdivenlerin yüksekliklerini 2xy diye değerlendiriyoruz. Şimdi x artı y'nin karesi 2xy. Burası x kare artı y kare, burası x eksi y'nin karesi. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman mantıklı değil mi? Hani x eksi y'nin karesi. Burası x de artı. Bu komple toplamının karesi. Yüksekliğe de 2xy dedik. Şimdi yapalım. X eksi y'nin karesi dayı. X kare artı y kare eksi 2xy. Artı 2xy yapınca bak bunu buluruz hemen. X kare artı y kare artı 2xy. O zaman da bunu buluruz. Yani bir önceki sorumuzda mesela x artı y 6 vermişti ya. Burayı vermiş. 6'nın karesinden burası 36 mı şimdi? X çarpı y de 7 olduğundan burası da 14. 36'dan 14 düşersem bak buraya hemen 22 bulurum. Bizim A şıkkın sorusuydu. 22'den de 14'ü x'ye 7 olduğundan 14'ü çıkartırsam A burayı 8 bulurum. Kökünü alırsam da kök 8. 2 kök 2. İsteyen de bunu yapabilir. A kare artı B kare 24'müş. A eksi B 4'müş. A çarpı B'nin değeri nedir? Kare alacağım hemen. A kare artı B kare eksi 2AB eşittir 16. A kare artı B kare 24. Şuraya 24'ü koydum. Zaten eksi 2AB eşittir 16. Bunu buraya atarsam 8 eşittir 2AB'den A çarpı B 4 bulunur. İfadesinin sonucu kaçtır? Şimdi dayı bu soru tipinde de dikkat edersen A kare artı 16 bölü A kare var. Hani bunun kökünü alsan A, bunun kökünü alsan 4 bölü A. Demek ki şu 4'ün altına A gelmesi lazım. O zaman herkesi A'ya bölme operasyonu yapacağız. Geliyorum diyorum ki kardeş, herkesi A'ya böleceğim. O zaman bununla bu sadeleşti, A artı bunlar gitti, 6 eşittir 4 bölü A. 6'yı buraya yollayacağım, 4 bölü A'yı buraya yollayacağım. A eksi 4 bölü A eşittir eksi 6. Şimdi dayanamayıp kare alacağım. Kareyi alırsam birincinin tepesine çöktüm, ikincinin tepesine çöktüm, kendimi yola attım, arabalar çarpıştı. Şuraya eksi gelmek zorunda. Eşittir 36. A'lar birbirini götürdü. A kare artı 16 bölü A kare. Burada 2 ile 4 çarptım 8. O da karşıya gitti ve bana 44'ü verdi. İfadesinin değeri kaçtır? X eksi 1 bölü X eksi 5. Şimdi dayı bu verilmiş, buranın karesi. Dikkat edersen burada aynısı var. Hani karesi almak adına. Burada x eksi 5'in karesi var, burada x var. Demek ki bunun yanına bir eksi 5 gitmesi lazım. 5 çıkar. O zaman ben bu 12'den 5 çıkartacağım. Buradan da 5 çıkartacağım. Ya da bunu 7 artı 5 diye ayırıp o 5'i buraya yollayacağım. Hepsi aynı kapıya çıkar. O zaman x eksi 1 bölü x eksi 5, 5 artı 7 şeklinde yazdım. Bu 5'i buraya yolladım. X eksi 5 eksi 1 bölü x eksi 5 eşittir 7. Şimdi kare alıyorum. Birincinin tepesine çöktüm. İkincinin tepesine çöktüm. Kendimi yola attım. Arabalar çarpıştı. Eşittir 49. Şunlar da birbirini götürdü. X eksi 5'in karesi artı 1 bölü x eksi 5'in karesi. Buradan 2 vardı. Eksi 2 buraya artı diye geçti. Ve cevap 51 oldu. İfadesinin sadeleşmiş biçimi olduğuna göre artı b toplamı kaçtır demiş. Şimdi dayı. Bu ifade verilmiş. Sadeleşmiş biçimi de buymuş. Ben şunu hemen çarpanlarına ayırabilirim. 2x'e x, eksi 5'e artı 1. Şimdi dikkat edersen karşı tarafta 2x'e eksi 5 var değil mi? Yani sadeleşmiş halinde 2x eksi 5 var. O zaman bunlar birbirini götürecek. Burada, bunlar birbirini götürecek diyorum. Burada 2x eksi 5'in kalabilmesi için x artı 1 ile sadeleşmesi lazım. Çünkü x artı 1 gidecek ki yukarıdan 2x eksi 5 kalsın. O zaman ben de diyorum ki x artı 1 bölü, şunları birbirine götürdük, x artı 1 bölü ax kare artı bx eksi 7. Buradan biz bir içler dışlar çarpımı yapıp polinom eşitliği yapabilir miyiz? Yaparız.
ax kare artı bx eksi 7 eşittir x artı 1 çarpı 3x eksi 7. O zaman ax kare artı bx eksi 7 buradan dağıttığımız zaman bunu elde ederiz. Buradan zaten a'nın rahatlıkla 3 olduğu, b'nin de eksi 4'e eşit olduğu bariz bir şekilde belli. A artı b toplamı kaçtır? Cevap da eksi 1'dir deriz. Ya şunu da yapabilirdik. Yani ax kare artı bx eksi 7 ifadesi işte yukarıyla sadeleşildiğinde bu kalmışsa x artı 1'lerin sadeleşmesi lazım. O zaman bunun çarpanlarından bir tanesi x artı 1'dir. Ondan sonra burada da 3x eksi 7 varmış. O zaman 3x eksi 7 çarpı x artı 1 buna eşittir diye yorum yapabiliriz. Biraz önce onu kastettim. Ama baktım ki çözüm farklı gidiyor diye hemen bir u çektim dayı. Kesirde n pozitif bir tam sayıdır. Bu kesirin sadeleştirilebilir bir kesir olduğuna göre n kaçtır? Şimdi bu adam verilmiş bana. 36, 6 çarpanı var değil mi 36'nın? Ama 36 7'ye bölünmez mesela. Demek ki 6 ile sadeleşebiliyorsa, ben de diyorum ki burayı 0'a eşitlesem x eşittir 6. 6 alt tarafı 0 yapıyorsa yukarıyı da 0 yapmalıdır. O zaman hemen ben x yerine 6'yı koyuyorum. Bak yine burada da farklı bir çözüm yapılmış. N eşittir 12 bulunmuş. Ben söylediğim şeyi tekrarlayayım dayı. 6 bunun çarpanıdır. O zaman 6 alt tarafı 0 yapıyorsa yukarıda 0 yapmalıdır. 6'nın karesi 36. 36 da burada 72. Eksi 6n eşittir 0. Buradan da n eşittir 12 çıkar. Buradaki çözümü göstereyim geriye gelip. Madem ki 6 çarpanı vardır o zaman bunda da eksi 6 olmalı. 36 olması için diğeri de eksi 6 olmalı. O zaman yukarısı x eksi 6 çarpı x eksi 6'dır. Alt taraf zaten x eksi 6'ya x eksi 7. Bunlar da birbirini götürdü. X eksi 6 bölü x eksi 7 oldu. Demek ki sadeleşebilir. O zaman şu ortadaki adamı da bunların toplamı veriyordu. Eksi n eşittir eksi 12'den n eşittir 12 olur. Ama ben bu çözümü sevmedim. Benim sevdiğimi tekrar ediyorum. Bu 7'ye bölünmez 6'ya bölünür. O zaman paydayı 0 yapan 6 değeri paydayı 0 yapıyorsa aynı değer yukarıyı da 0 yapmalı. X yerine 6 koyup yukarıyı 0'a eşitlemeliyiz. Matikisel bir çözüm olur bu. Sınavda garanti soru gelecek yer. En sona bıraktık. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi nedir? Yok bunun çarpanlarını ayıracağım, yok bunu ayıracağım bilmem ne uğraşmayacağız. Direkt değer vereceğiz. Değer verdik, x yerine 4'ü koyduk. Tabi değer verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bazıları nerede değer vereceğini bile bilmiyor. Arkadaşım sadeleştirilmiş biçimi gibi sorularını gördüğünde değer vereceksin. Değeri verirken dikkat etmen gereken en önemli şey verdiğin değer şıklarda sana iki tane cevap vermesin. Sana tanımsızlık vermesin. Mesela düşünsene dayı. Ben x'e 2 desem ya burası 1 bölü 0 yapar tanımsız yapar. Veya ben x'e 3 desem 3'ten 2 çıktı 1, 1 bölü 1, 1. Burada 1, burada 1. Cevapta 1 çıksa ben hangisini işaretleyeceğim şimdi bilmiyorum. Onun için yapacağım şey değer soru vereceğim değeri buraya koymadan önce şıklara koyacağım. 4'ü koysam 3, eksi 1, 1 zaten bunlar farklı. 4'ten 2 çıktı 2, bura 1 bölü 2. 4 artı 2, 6, 1 bölü 6. Hepsi farklı mı? Farklı. O zaman dayı 4'ü yerine koyarsak buradaki işlemlerimize baktığımızda cevabı 1 buluruz. Şıklarda da C şıkkında 1'i görürüz. Dolayısıyla cevabımız C. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Yine değer vereceğiz. X'e 3 dedik şıklara bakarak. 3'ü yerine koyduğumuzda yukarısı 81, 9, bir daha 91, alt tarafta 13, 91, 13'e böldük 7 oldu. O zaman şıklarda x yerine 3'ü koyup 7'yi vereni işaretleyeceğiz. O da bize x kare eksi x artı 1 yani 5 şık olduğunu söylüyor. Yine de içiniz rahat etsin bir koyalım. 3'ün karesi 9, 3 çıktı 6, bir daha 7. Demek cevap 5 şıkkıdır dedik. Yine bir sadeleştirme sorusu. Değer veririz. X yerine 2'yi koyduğumuz zaman işlemleri görüyorsunuz. Artık bu işlemleri ben yapmayacağım. Buradan 3 çıktı. X yerine 2'yi koyduğumuzda bana 3'ü veren Bursa şıkkı sinyali veriyor. Cevabımız x artı 1 B şıkkıdır. İşte arkadaşlar çarpanlar ayırma bu. Yani Allah'tan sevinin ki en son soru tiplerinden ÖSS her sene 2 tane soru soruyor. Onun için değer vermeyi güzel yapın. Verdiğiniz değer 2 tane şıklarda size cevabı götürmesin. Ve diğer anlattıklarımız da can sıkıcıydı. Başında da zaten söylemiştim bu konuyu ben de sevmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.